oturuyoruz. Hürriyet gazetesinde fotoğrafımız çıktı. Gençler eğleniyor. Yaş ortalaması 85. 6 Kasım Ankara'ya yürüyüşümüz var. Evet. Bu kadar yakışıklı genç. Senin gözlerin bu benden daha bozuk galiba. İnsan olmak, bir takım değerler kazanmak, o değerleri etrafına sunabilmek meselesidir. Böyle abuk sabuk, kolay, basit işlerle eğer hayatınızı idame edip para kazanmaya çalışıyorsanız, o paranın da bir kıymeti yoktur. Para, doğru dürüst bir emeğin karşılığı olduğu zaman paranın bir değeri vardır. Çok teşekkür ederim Kayhan Hocam. Benimle konuştuğunuz için. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Öyle aklı başlı sualler sordum ki. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Çok sağ olun Kayhan Hocam. Sizden sen çok iyi çok bir haberci gazeteci şey olacaksın. Çok sağ olun. Tebrik hocam. Ederim yani. Halk ne kadar mutluyum. Yıllarca beraber oynadığım, son derece kültürlü, son derece saydığım güzel dostum Cüneyt Arkın da karşımda oturuyor. Kanal 62 şeye verdi. 6 Kasım bizim Ankara'ya yürüyüşümüz vardı ya. Ne vardı? 6 Kasım Ankara'ya yürüyüşümüz vardı. Evet. Bu kadar yakışıklı gençsin ya. Senin gözlerin bu benden daha bozuk galiba. Ben kendim hayatta hiç yakışıklı tanıyorum. Kültürlüyüm filan ama abi, ben senin gibi hayatta yakışıklı yüzün biçiminde değil, gözde, bakışta. Hayır canım benim. Tabii ya. Ne güzel söyler benim yavrum. Tabii hemen hazırdır. Güzellik paketi hazırdır elinde. Hey Tuğba. Hey Kayhan Hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim yavrum. Sağ ol. Ben size çocukluğunuzun geçtiği Yeşilgöy'ü ve nasıl bir ortam olduğunu sormak istiyorum o zamanlarda. Yavrum, o zaman İstanbul'un her tarafı cennet gibiydi. Hele Yeşilköy, ağaçlı, çiçekli, çok güzel bir yerdi. Çok fazla miktarda Levantenler otururdu orada. Yani Rumlar, Ermeniler filan. Ve bunlarla biz bir aile gibiydik. Aramızda müthiş bir sevgi ve bağlılık vardı. Ne yazık ki yanlış politikalar, yanlış politikacılar bu huzuru bozdular. Onların büyük bir kısmı kaçtı. Hala benim orada oturan arkadaşlarım var. Geçen sene mi, evvel sene mi ne? Bir fabrikatör Rum arkadaşım, bir Ermeni arkadaşım falan böyle oturuyoruz. Hürriyet gazetesinde fotoğrafımız çıktı. Gençler evli eğleniyor. Yaş ortalaması 85. Böyle güzel dostluklar var. Ayten Altmanlar falan benim arkadaşlarım da onlar o zamanlar. Çok güzel bir zaman dilimi yaşadım ben. Dostlarımla, arkadaşlarımla. Çok çok güzel, anlatamayacağım kadar güzel günler geçirdim. Ama maalesef onlar hepsi bir balon gibi söndü, gitti, kayboldu. Bunları düşündükçe üzülüyorum. Derler ki hatıralar yaşlıların bastonudur. Doğru. Onlara dayanarak yaşıyorum. Çünkü artık beni şaşırtan, sevindiren olaylara pek rastlayamıyorum. İnsanlar kabalaştı. Gözlerine para bürüdü. Dostluk, sevgi, saygı kayboldu. Sanat tutkusu vardı herkeste o zamanlar. Sanat tutkusu vardı. O da kayboldu. Yani genellikle kayboldu, gitti. Bilmiyorum. Yani ben böyle kötümser görmek istemiyorum her şeyi ama arada mukayese yaptığım zaman aradaki fark ortaya çıkıyor ve beni dehşete düşürüyor. Ah sevgili Cüneyt yavrum, neler yaptın Cüneyt, rapor ver. Bir kitap hazırlıyorum yani. Ben sizden gençlere bir de hayat deneyimleri almak istiyorum. Genç kızlara, genç erkeklere hayatla ilgili ne öğütlersiniz? Şimdi yavrucuğum, eskisiyle yine kıyas etmek mecburunda kalıyorum. İster istemez. Şimdi bakıyorum herkes
cep telefonlarının esiri olmuş. Yolda, sokakta, otururken, ziyarette, gözleri cep telefonunda. Bu son derece ayıp ve çirkin bir şey. Onu kullanacak zamanı vardır. Evet, büyük bir bilgi var. Sonra cep telefonlarında çok büyük bilgi edinilebilir. Ama bunu sadece dedikodu için kullanıyor gençler. Sadece dedikodu için ve lüzumsuz, abuk sabuk laflar kullanmak için kullanıyorlar. Buna dikkat edin, bu da ayrı bir üzüntü vesilesi. Halbuki orada bir bilgi kaynağı yatıyor. Gençler kitap okumuyorlar. Kitap okumak hem kültürü, bilgiyi zenginleştirir, hem konuşmayı güzelleştirir. Çok kelimeyle ifade etmek, konuşabilmek, karşısındaki ne etkileme sanatını elde ediyorsunuz. Ayrıca genel kültürünüz genişliyor. Şimdi kitap okunmuyor. Bizim zamanımızda bir kitapları devirirdik. O yüzden bütün dünya edebiyatını ben şahsen, ama bütün arkadaşlarım da öyle, benim yaşıtlarım öyle. Dünya edebiyatını çok iyi biliriz. Müziği çok iyi bilirim. Hem Alaturka müziği hem Batı müziğini çok iyi bilirim. Bütün senfonileri, konçertoları, operaları ezbere bilirim. Sanat, Türk sanat müziğini çok iyi bilirim. Kim iyi icra ediyor, kim edemiyor onu da anlarım. Mesela Türk sanat müziğinde nerede bir Safiye Ayla şimdi? Nerede bir Sabite Tur? Nerede Müzeyyen Hanım? Nerede Hamiyet Yüceses? Nerede Perihan Altındağ Sözer'in? Nerede bunlar? Yok. Öyle ağzına geleni söylüyor. Yırtbaşlı bir entari, göğüslerinin yarısı meydanda. E ne bu şarkıcı? Hele bir de piyasa şarkıları var. Geldim gittim, ben seni sevdim, sen beni sevdin. Ya ayıp, bu ayıp. İnsan olmak, bir takım değerler kazanmak, o değerleri etrafına sunabilmek meselesidir. Böyle abuk sabuk, kolay, basit işlerle eğer hayatınızı idame edip para kazanmaya çalışıyorsanız, o paranın da bir kıymeti yoktur. Para, doğru dürüst bir emeğin karşılığı olduğu zaman paranın bir değeri vardır. Böyle ucuz yollardan kazanılmış paralar hiçbir şey ifade etmez. Onun için hayatı ciddiye almalarını, mesleklerini ciddiye almalarını, çalışmadan, emek sarf etmeden bir yere gelemeyeceklerini bilmeleri lazım. Benim karşıma talebeler çıkıyor. Hocam ben size talebe diyorum, sen şimdiye kadar hangi kitapta, hiç ömründe kitap okumamış, gazete okumamış, klasik müzikten, değerli müzikten haberi yok, ne o sanatçı olacak? Ben seni eve, nasıl diyeyim yani, hiçbir şey olamamışsın sen. Şunu olamazsın, bunu olamaz dememiş. Hiçbir şey olamamışsın hayatta. Nasıl sanatçı olacak? Sanatçı olmak için geniş bir kültür birikimine sahip olmak lazım. Yoksa olamazsın. Küçük Bey kendisini üşütmesin. Merak etme, bir şey olmaz. Nihan Hocam, karşı cinsle ilişkilerle ilgili hayat deneyimi öğütü de alabilir miyim? Benim karşı cinsi aradığım her zaman zeka, kültür ve efendilik olmuştur. Şimdi bakıyorum, insanlar cinsel tutkularını aşk zannediyorlar. Ona üreme içgüdüsü denir. Üreme içgüdüsü denir. Aşk başka bir şeydir. Beraber olmak da saygı vardır. Şefkat vardır. Sevgi vardır. Dayanışma vardır. Gerçek dostluk vardır. Eğer bu kurulabilirse çok güzel bir ilişki olur. Ama o kadının bacakları çok güzel, bunun yüzü çok güzel, bu erkek çok adeleli, arabası var, apartmanı var, evi var. Bunun üzerine kurulan beraberlikler bir seneden fazla gitmiyor. Sonunda da nefrete dönüşüyor. Çünkü karşınızdaki insanın ruhunu doyuruyor. Beden, et bir beden. Dünyanın en yakışıklı, en güzel kadını, erkeği bile öldükten 5 saat sonra vücut kokuşmaya başlıyor. Bu et doku. Esas ruhumuz önemli. Ruh hiçbir zaman ölmez. Yaşar. Bu yanlış yanılgıdan,
yanlış öğretilerden dolayı insanlar mutsuz. %99 mutsuz, ben bunu görüyorum ve yaşıyorum. Şurada senin bulduğun küçücük bir yıldız var. Dün bir de Tuğba Ünsal'la yaptığınız tiyatro oyununu sormak istiyorum. Tuğba Ünsal'la beraber 2-3 oynadık. Son oyunumuz Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'ydı. Sabahattin evet. Ali çok önemli bir yazardı. Evet. Dünya çapında bir yazar olabilirdi. Maalesef biz memleket olarak adam harcama makinesi olduğumuz için onu da ensesinden vurduk, öldürdük. Birçok yazarımızı, sanatçımızı yok ettiğimiz gibi. O yüzden böyle biraz ahmak bir topluma döndük. Maalesef bunu açıkça söylüyorum, çekinmeden söylüyorum. Ahmak bir topluma dönüştük. Tuğba Ünsal benim çok sevdiğim bir insan. Çok aydın, çok enerjik. Onunla çok iyi anlaştık. Bana da orada oynama fırsatını verdiği için kendisine minnettarım. Çok teşekkürüm. Sabahattin Ali gibi çok önemli bir yazarın oyununda oynadığım için ayrıca çok mutluyum, çok müteşekkirim. Benim için çok iyi bir anı oldu, çok iyi bir birikim oldu. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Kayhan Hocam. Benim de konuştuğum için. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Efendim, tiyatroya nasıl başladınız? En sevdiğiniz anınız nedir? Şeytan diyor, bir tane yapmıştık, kamera bir tarafa gittik. Öyle aklı başında sualler sordum ki. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Çok sağ olun Kayhan Hocam. Sen çok iyi bir şey olacaksın. Çok teşekkür haberci gazeteci şey olacaksın. Çok sağ olun hocam. Tebrik ederim yani. Çok teşekkür ederim.